Evet dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir içerik ile karşınızdayız. Bugünkü misafir konuğumuz Mehmet, Dolgo Lastik ve Xiaomi Scooter 3. Hoş Merhaba, geldiniz. hoş bulduk. Şimdi bu ürün çok yeni bir ürün olmasına rağmen kullanıcı bir adet çift çatallı ön amortisör taktırdı. Ona geleceğiz. Kendi orijini burada. Bir de dolgu tekerlek taktırdı. Yani bunu kullanıcı aldığı gibi bize getirdi ve dedi ki abi gözünü seveyim buna dolgu teker takalım, uğraşmayalım. Doğru mu? Doğru. Aynen buzluk. İnsanlar neden dolgu tekerlek tercih ediyor Mehmet? Şimdi şundan dolayı Barış abi. Kısaca bize anlatırsan. Tabii. Şimdi şambiyerli ile dolgu arasındaki farkı zaten çok uzun zamandır. Aa, içinden çıkan şey şambiyer mi? Bu şambiyerin kendisi. Şimdi o mu patlıyor esas? Genelde bunlar patlar. Bu zaten içi boş bir kavuşuk madde olduğu için. Evet. Hiçbir bu şey... fabrikadan çıkan Scooter 3'ün orijinal lastiği değil mi tekerleği? Tabii, Xiaomi'nin kendi orijinal ürünüdür. Evet. Şimdi bunlar da hava sinikken genelde oluyor bu. Hava sinik kullandığımız zaman şu kısımlarda, iç kısımlarında bakın şuradan göstereyim şöyle. Bunlar da teller içeri doğru atma yapıyor. Tel derken? Şu içeride teller var. Şu köşelerde. Şu çizgi çizgiler var. Aynen bir öyle. Bir dakika şöyle yakına. Evet. Bu kısımda atma yapıyor içeri doğru. Ve bu sebeple bu sefer inik olduğu zaman bunların da plastikleri koptuğu takdirde haliyle lastik ne oluyor? Patlıyor. Yani ne yaparsak bir şekilde patlıyor değil mi? Kesinlikle. Yani kronik problem diyebiliriz aslında skuterler için. Zaten lastik. Servise en çok gelen tamir denemi lastik değişimi, lastik yaması, lastik bakımı, dolgu tekerlek değişimi. Doğru mu? Aynen öyle. Biz de bu sebeple kendi lastiğimiz olduğu için dolgu lastiği yaptık. Dolgu tekerlek hiçbir şekilde patlamıyor, yırtılmıyor değil mi? Hiçbir şekilde patlamaz, yırtılmaz. Çivi çakalım yine bir şey olmaz. Evet, bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Evet, gayet güzel. Şöyle top malzeme. Bunu kessek de, çivi de bassa, bir şey de bassa bir şey olmuyor değil mi? Hiçbir şekilde yakala hiçbir bakalım. Şey olmaz. Evet. Ne kadar sürüyor bu dolgu tekerleğin değişme süresi? Yani yarım saat 40 dakika içerisinde en geç sizin elinize teslim etmiş oluyoruz. Randevu almak gerekiyor mu? Tabii. Randevu da alabilirsiniz. Yolunuz düşerse uğrayabilirsiniz. Eğer ki bir boşluğumuz varsa yardımcı oluruz. Çay kahve içmeye bekler diyorsun. Her zaman. Başımız evet dostlar, Mehmet'in eli gibi 0537 958 0202'den şovsal hareketler destek alarak sizler de bu şekilde scooterlarınızda dolgu lastik tercih edebilirsiniz. Dolgu lastik gerçekten iyi. Yağmurda falan da kaymaz. Sizi hiçbir zaman zorda bırakmaz. Bu tekerlekler maalesef sen ne yaparsan yap en güzel şekilde, kontrollü bir şekilde sürekli olarak düzenli olarak havasını kontrol etsen de ister istemez patlıyor. Firmamızda en çok gelen tamir problemlerden bir tanesi tekrarlıyorum lastik değişimi. O yüzden sizleri de dolgu tekerlek almaya davet ediyoruz dostlar. Başka bir kanalda, başka bir çekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.